Caddesi'ndeyiz. Belki de Lefkoşa'nın en özgün caddesinde. Lefkoşa'nın kalbinde. Kimler, kimler gelip geçti bu caddeden? Bugün evlerin kapılarını çalacağız. Kim bilir, belki de Ahmet Becerikli mahallenin çocuklarına uçurtma yaparken bizi kahve içmeye çağıracak. Şamişici Abdullah dayıdan şamişi alacağız belki de. Doktor Küçük el sallayacak, gülümseyecek bize. Caddenin çocukları meraklı gözlerle bize bakacaklar. Bedevi Pastanesi'nden sütlü börek yiyeceğiz. Evet, Girne Caddesi'ndeyiz bugün. Girne Caddesi yolculuğumuzda rehberliğimizi sevgili İsmail Kırmızı yapacak. İsmail bir Girne Caddesi çocuğu. Onunla geçmişin kapılarını birlikte açacağız. Caddesi'ndeyiz. Girne Caddesi dendi mi? Bence herkesin aklına öncelikle İsmail Kırmızı gelir. Yok, benim de o kadar değil. O kadar değil. Benden önce başka diyelim ki tak, insanların aklına takın gelmesi lazım. Tamam. Buradaki bu giriş takının bir ki bir söküp götürdüler bunu. Nereye götürdüler bu takı? Neden burada değil? Bizim anılarımızı ne için alıp gittiler? Şikayet ediyorum, evet, şikayetim var. Evet, 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğu zaman Türkiye garantör sıfatıyla Kıbrıs'a asker gönderdi. Türk ordusunun Kıbrıs'a gelişini kutlamak için bu tak yapıldı. Doğrudur. Özel bir kişi tarafından yapıldı, öyle mi? Yani devletin ya da bir kişi tarafından yapıldı. Aldığı, evet, öyle bir duyum var. Sadıkoğlu, İsmail Sadıkoğlu'nun kendi imkanlarıyla yaptığı söylenmektedir. 1990'lı yıllara kadar Girne Caddesi'nin bu simgesel yapısı buradaydı. Sonra bilmediğimiz bir sebepten bu takı aldılar ve Sinde'ye götürmüşler. Evet. Akıbetini bilmiyoruz. Ama bizim için önemli olan senin de dediğin gibi anılarımızın alıp götürdüler. Mesela ben düz taklayı, ters taklayı takın üstünde öğrendim. Sen neler öğrendin takın üstünde? Vallahi o zamanlar herhalde böyle şey maymunluğumuz çok fazlaydı. Bu tak altı köşeydi zannedersem. Evet, altı evet. Köşeliydi ve o paralel olan köşelerinde bir taraftan o bir tarafa zıplayarak geçerdik. Bir gün her nasıl olduysa zıpladım, elimden yakaladım yukarısını, ancak ayaklarımı toplayamadım. Ayağım geldi tak diye aşağıdaki demirin üzerine vurdu. İndik aşağıya, yanımda gene mahalle arkadaşlarımız Ozan, Ulus, Mehmet falan. Bir baktım kanlar akar ayağımdan. Ne yapacak ya falan, koşturarak Sezen Abla'ya gittik. Derman eczanesi biraz daha ileride. Sezen Abla'ya gösterdiğimizde İsmail dedi ben buna bir şey yapamam. Ne yapacak falan. O zaman da lise 1 ya da orta 3 hastaneye gitmen lazım dedi. Biraz daha ileriden Deniz Bey'in yanından döndük. Guruçeşme'deki hastaneye gittik. Dikiş atılacak falan. Tamam dedik, yattık. Ozan da elimi tutar. 8-10 dikiş attılar bizim ayağa. Sardılar bir güzel. Döndük eve geldik. Buraya kadar her şey çok güzel. O zamanlar yıkanmak için böyle aman güneş paneliydi. Elektrik iterdi falan yok. Semaver ile yıkanırık. Semaver hazırlanır. Ve haftada bir yıkanma günü. Beş kardeşiz evde. O gün herkes yıkanacak. Haftada birdi yıkanma. Ve belli bir günü vardı. Evet. Yani, bir dakika dışarı çıkamazdık ama o gün. Sizin var mıydı o kural? Yok, biz çıkardık. Bizim sıkıntımız yoktu. Yani haftada bir ancak bazen Sevil'deyse hamamı yaktığında o bütün mahalleyi toplardı oraya. Doktor Güçün kardeşi, kız evet, kardeşi evet, Akılaba. Evet, hamamı yaktığında biz hepimiz gider orada da yıkanırdık. Yani pis değildik ya. Yani haftada bir de. Tamam. Neyse. Yıkanma günü, tabii doktor dedi bana bir hafta dedi, buna hiç su gitmeyecek. Tamam dedik biz. Annem çağırır herkese, hadi gelin yıkanacaksınız. Anne ben kirlenmedim fazla, onun için yıkanmayacağım. Gel buraya yıkanacaksın, yıkanırdın yıkanmazdın falan. En sonunda mecburen anlattık hikayeyi ama takın üstünde olduğunu söylemedik. Anne dedim okulda düştüm,
da fizik hocası. Onun da ismini alalım. Özay Zaim hocamız, tamam mı? Sevgiyle alalım. Fizik hocası beni hastaneye götürdü. Bir yalan attık. Annem tamam dedi. O zaman babanı göndereyim dedi. Özay Bey'e de teşekkür etsin. Anne dedim sor ya. Ben takın üstünde oldum. Onun için boş ver dedim. Bir daha Özay hocayı şey yapma, karıştırma. Zannedersem hayatımda ilk söylediğim yalan oydu. Ondan sonra arkası geldi. Doğrudur. Doğrudur. Şeyi analım biraz. Bu mahallenin çocukları. Vallahi oyacığım, onun için zannedersem mahalleye girmemiz lazım arka taraftan. He. Veyahut istersen birazcık yürüyelim bu yolda. Berber Halil'in olduğu köşeden ters taraftan girebiliriz birinci sokağa. Evet. Ferican Selin evinden başlayalım. Evet. Enelim Tekin amcaların evleri. Ebe Kerman teyzemizin evi, Hacı Veliler, hepsini öyle bir sıradan başalım. Geçelim, ne dersin? Tamam, çok güzel olur. Burası Bedevi Pastanesi'ydi. Halil dayı, Cahide teyze ve torunları Halil Bedevi. Ünver, gelme, evet. Ünver gelmezdi. Çok küçüktü onlar ya. Çok evet. Çok güzel. Çok şirin. iki tane sarışın tip. Evet. Allah bağışlasın Ünver'in çocuğu da aynen kendine aynen benzer. Kendine. Yani ben onu görürüm ve Ünver'in küçüklüğü gelir aklıma. Halil benim hayattaki ilk arkadaşımdır. Erkek arkadaşın mı? Hayır. Normal arkadaş. Aa, güzel. İlk arkadaşlık deneyimim onunla. Çok iyi. Peki Bedevi Pastanesi Şerole'yi hatırlar mı? Tabii tabii, tam onu söyleyecektim. Ağzında mavi renk. Evet, doğru mu? Evet. Ve her zaman arada park edilmiş vaziyette. Aynen. O da pırıl dururdu. Neleri meşhurdu Bedevi Pastanesi? Vallahi tertemiz bir pastane yani o zaman ne vardı? Bedevi Pastanesi vardı, Resa vardı, Arkadaş Pastanesi, evet. Londra Pastanesi falan. Çok fazla da alternatifimiz yoktu ama gerçekten çok güzel tatlılar yedik burada. Sütlü börek. Mango, sütlü börek. Kuru baklava. Her şey. İçi dolusu çok güzeldi. Ya sen daha fazla yedin zannedersen burada. Çok şey. Tabii. Çünkü senin arkadaşındı, sana beleş verirdi kesin. Her gün masa sandalyeyi taşımak benim işimdi. Evet. Bir tatlı karşılığı. Sandalyecikleri nasıldı o yuvarlak ve şeyli. Evet. Sırmalı. Evet. Sırmalı. Evet, burası güzel. Şimdi birazcık yürüyelim istersen. Evet, yani yürüyelim. Programı ben devralayım. Evet. Burada hatırlarsan hemen Bedevi Pastanesi'nin yanında. Oya diye bir arkadaşımız oturuyordu. Kamil vardı kardeşi falan. Evet. Onların evi. Tabii kamera sadece bizi alır. Bizim gösterdiğimiz noktayı seyirciler görmez. Evet. Lazım bir dönüş mü verelim acaba kameraya? Şeyden başlayalım. Şamişici Abdullah'tan başlayalım göstermeye. Okey. Çünkü... O zaman hemen Şamişici Abdullah'ın önüne gidelim biz. Gösterelim. Diyelim ki burası Şamişici Abdullah'ın yeridir. Evet. Evet, şimdi Şamişici Abdullah dayının dükkanının önündeyiz. Evet. Keşke yaşasaydı da bir şamişi yeseydik şimdi. Ya o şimdi gözlerimi yaşarttın bana. Bu kadar tatlı giderken. Ama Allah rahmet eylesin. Çok çok güzel şamişi yapardı ya. Yani o açtığı şey, aşkısı mükemmel inceydi. Evet. Kıtırlığını hala da hatırlıyorum. Ya. Ağzımın suları akar şimdi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet. Hep böyle bir beyaz şey. Askılı. Bir şey evet. Askılı saçları çok az yok yani, kabaktı. İri yapılı bir Kıbrıslı insandı. İnsandı. Bir de kahvaltılığı vardı ha. Onu çoğu hatırlamaz ama bir de böyle gene hamurun arasında hellim goduğu bir kahvaltılık evet. Ama hep çok şamişi. Ama esas şamişiydi bizim esas şeyimiz, takıntımız. Tabii ki. Birazcık daha ileride kamerada yakalayacak bize herhalde. Ahmet Becerikli, Kıbrıs'ın efsanesi. Bizim insanımız. Ahmet Becerikli'nin evi vardı. Genelde çok fazla giyinmeyi sevmezdi sahne dışında. Bunun için hep pijamayla otururdu kapının önünde. Her sabah böyle sarı çizgili pijaması çıkar kapıya ve sigarasını içerdi. Evet. Yani ne güzel bir mahalleydi. Gelene geçene takılırdı. Evet. Şeyi hatırlarım yani, saçlarını boyardı ya. O zaman çok dikkatimizi çekerdi o. Çünkü çok fazla saçını boyayan insan yoktu. Bayanlar da dahil. Ahmet Becerikli saç boyasını adaya getiren ilk kişidir diye düşünürüm ben. Kolesterol 236. Bir de taksi durağı vardı burada.
aldansınlar da arabayı onun evinin önüne park etsinlerdi. Tabii ya, kavgalar falan bol miktarda. Bol... Yani kavgalar derken çok tatlı kavgalardı, evet. Bunlar. Yani böyle hani sonunda gan revan vurma falan yok ama söz düellosu çok güçlüydü ve çok güzeldi. Burası kimin eviydi? Gördüğünüz Sevil teyzemizin evi diye biliyoruz hep tabii. Yine Akil Hanım. Evet. Teyzemiz Doktor Küçük'ün kardeşi, kız kardeşi, onun eviydi. Bu evde de bayağı güzel anılarımız var. Özellikle biraz önce bahsettiğim bu hamam sefalarını bu evde gerçekleştirirdik. Tabii belirli bir yaşa geldikten sonra bizi artık hamama almamaya başladılar. Çok üzüldük. Ama çok keyifliydi. Bir zaman hatırlarım, gene Sevil teyzenin diğer tarafta bir garajı vardı. Onun da eski model, şu anda klasik olan tabii bir arabası var. Bilmiyorum hala daha tutarlar mı arabayı. Park yeri vardı. O park yerinin, garajın üzeri amyanttı. Bir gün Zehra bizim, yukarıda da bizim balkonumuz vardı. O amyant şeyin üzerine çıktı. Delindi amyant, pat diye düştü Sevil teyzenin arabanın üstüne. Garajın içerisinde bir süre bağırdıktan sonra bulduk kendini. Allah'ım. Çok güzel. Şu kapıyı açıp içeri girmek için neler vermezdim? Girebiliriz aslında. Şu anda bir restorasyon çalışması var. Öyle mi? Bir süre önce dikkatimi çekti. Butik otele dönüştürüyorlar. Harika. Güzel, güzel, çok güzel olacak diye düşünüyorum. Yani dediğim gibi kısa bir süre önce gördüm. Büyük bir ihtimalle Akıdaba'nın Sevil teyzelerin akrabaları veyahut onlar bir şekilde... Bu restorasyonu çok yapacaklar. Güzel de olacak. Çok iyi bir kazanım olacak. Sadece içerideki hamamı dağıtmışlar diye de bir bilgi aldım şeyden, ustalardan, üzüldüm. Senin bütün anılar gidiyor. Ama evet, oradaki hamam anılarımız da gitti maalesef. Burası? Şimdi burası derken aslında burada Sarıdaş'ta gördüğümüz bu bina Kuşo. Kuşo. Kahveci Kuşo'nun yeri, Doktor Küçük'ün sağ kolu. Yıldıray ve Turgut abilerimizin babası, onun çalıştırdığı bir yer ve en eski kahvelerden biri. Yani gene Efe'nin kahvesi, Mulla Hasan'ın kahveleri falan da vardı. Ancak Kuşo'nun kahvesinin de bir güzel özelliği vardı. Genelde TMT'ciler, ki yine yolun karşısında TMT'nin bir şeyi vardı, buluşma ofisi vardı. Burada buluşurlardı. Kahve, tavla, şakalaşmalar falan hep burada olurdu. Hep burada olurdu. Birazcık daha ileride tabii. Dedemin Atçı İsmail'in şeyi var, ya, restorantı. Ya. O da adadaki, ya Lefkoşa'daki diyelim, memuriyeti o periyotlarda yapmış olan bütün insanların mutlaka uğradığı, uğrak bir nokta. Sen çektin mi dedenden? Ne gibi? Güzel yemek yaparım. Ha. Evet evet. tabii. Çok güzel yemek yaparım. İnanılmaz yani ve inanırım ki gerçekten ondan aldım. Yani hiç tadına bakmadığım yemekleri çok güzel yaparım ya. Ve herkesler nasıl yaptın bu muli ya, ya da bu dolmayı ya da bilmiyorum. Yaparım ya, hoşuma gider. Ne güzel. Ve beslerim insanları bu şekilde. O kadar. Halkın içinde halktan biri olma özelliğiyle Kıbrıs Türk'ünün en çok sevdiği liderlerinden Doktor Fazıl Küçük'ün ve ailesinin uzun yıllar yaşadığı konutun önündeyiz. Girne Caddesi No 172 Lefkoşa.
Kıbrıs Türk mücadelesinin başladığı ve yürütüldüğü yerdeyiz aynı zamanda. Bina 1925 yılında sarı taştan inşa edilmiştir. 1940-58 yılları arasında konutun zemin katı, liderimiz tarafından hasta muayene odası, idarehane, üst kat ise konut olarak kullanılmıştır. 1997 yılında ise müze olarak düzenlenmiştir. Evet İsmail, Doktor Fazıl Küçük bizim mahallede. Bizim liderimiz. Bizim liderimiz. Bu mahallede neler çıktı ya, o ya inanamam. Yani aynen. Özellikle Samanbahçe kısmı için konuşuyorum. Çünkü orası benim en fazla zamanımı geçirdiğim yer. Doktorlar, parti başkanları, futbolcular, kaliteli insanlar. Yani gerçekten inanılmaz bir mahalleydi. İlginç bir mozaiği vardı. Evet, çok ilginç. Düşünsen ki Rauf Denktaş da aynı şekilde yaşadı, buralarda yürüdü, gezdi. Evet, evet. Doktor Küçük de aynı şekilde burada her gün akşam üzeri kapısının önünde oturur, elinde Bafra sigarası, bir şeyler okur. Biz daha Mehmet Birinci ile genelde takılırdım bu caddede. Arası yarından geçerken merhabalaşırdık, seslenirdik, bir konuşurduk ama en fazla dikkatimi çeken sesinin tonuydu. Yani şimdi bazı zamanlar böyle keyfe geldiğimde ses tonunu yapabilirim. Şu anda bilmem, bir de mitingi vardı. Bir zamanlar bu Doktor Küçük meydanı olarak düzenlenen, evet, meydanda. Sanırım o mitingde Doktor Küçük kendisine yapılan eleştirilerle ilgili öyle bir açıklama getirdiydi. Yoksa belki Rum tarafı için de söylemiş olabilir bu lafı. Derinden çıkan bir sesi vardı. Benim etim çok kardeşti. Beni düdüklü tencereye koysanız pişiremezsiniz, yemeyeceksiniz beni. Çok espriliydi değil mi? Çok süper ya. O yüzden halk dünya her zaman insanı, çok sevdi. Dünya insanı, dünya insanı. Yani keza ailesi de. Çünkü bu tip insanlar böyle yalnız başına çıkmaz ortaya. Yani bir aile çevresi, kendileri çocuklarına verdiği bütün şey. Mehmet abi mesela, anladın mı? Çok içten insanlar. Gerçekten, gerçekten. Yani evet. Başka memleket... Ve Süheyl Hanım'ı da. Annem her zaman büyük bir övgüyle anar mesela. Lady. Yani evet. Samanbahçe'deki kadınlarımız bizim için çok ayrı. Evet. Süheyl Hanım çok ayrı. Evet. Gezelim mi müzeyi? Tabii. Mahallenin saçlarını kestiği yer. Kibidi. Tam o noktadayız şu anda. Papatya Berber Salonu. Berber Halil. Mahalleliğinin neredeyse tümü hep burada tıraş olurdu. Benim inan Kerim'i de, kardeşimi buraya getirirdi babam. Bir anımız var burada. Kerim genelde böyle başıyla biraz oynadığında kava düşer aşağıya ve uyurdu bu. Berber Halil bunun kafası, saçı kesmeye çalışır. Çocuk tabii düşer kava. Ben de seyrederim şimdi. Bir tokat vurdu ensesine. Uyan be serseri dedi kendine. Kara gözüme oynadırık buracıkta falan. Kerim'in gözleri açıldı. Ondan sonra da hiç uyumadı. O zamanlar çocuk psikolojisi evet, de çok önem verilmezdi. Evet, anda, evet. Anladın da şimdi birinin de çocuğunu öyle yap. Yok ama ya sen daha o zaman zaten yani çok korkardık şeyden. Halil Dağ'dan ya. Çok korkardık. Şimdi buradan da mahalleye giriyoruz yavaş yavaş herhalde. Hadi girelim. Girelim.
Gerçekten bugün seninle geçmişe duygusal bir yolculuk yapıyoruz. Doktor Küçük'ün müzesi beni inanılmaz etkiledi. Şimdi kapıyı çalarsam Ayşe Bağçar mı acaba? Kimin evindeyiz? Hiç bilemeyeceğim Ayacığım. Burası Ferican Sel'in evi. Gençliğimizin böyle çok ateşli zamanlarında bir gün sabahtı, dedim geleyim Ferican Sel ablamızdan bir tane imzalı resim alayım. Geldim, kapıyı çaldım, kapı açıldı. O güzelliğiyle sabah, yani insanlar, yani artist veya bu makyaj falan kullananlar genelde sabah uyandığında birazcık daha değişik ama çok temiz, saf bir güzelliği vardı. Çok da seksi bir giysisi vardı üzerinde. Allah rahmet eylesin ona da. Ferican Sel abla dedim bir tane resmini isterim dedim imzalı falan. İmzaladı ve verdiydi bana. Aman. Çok sevindiydim ya. Yani evet. Gelirken duygularım çok değişikti. Giderken çok çok değişik oldu. Güzel bir anımdı burada. Ne güzel. Ne güzel. Köşede anılar var. Sürprizler de var. Öyle şimdi mi? Bir sürpriz var. Kerman teyzenin evinin önündeyiz. Bunun üzerinde, evin üzerinde Kerman teyzenin ismi yazardı ve altında Ebe diye de yazar, doğum yaptırırdı. Çok samimi arkadaşlarımız Melih, Mustafa, Hasan dayı rahmetli, gene polis babaları, Cemali abi hep bu evdeydiler ve ben Mustafa, namı diğer Çayna arkadaşımla birlikte bu evin içerisinde ilk kez sigara içtik. Sigara çaldıydık ya. Tamam, söylüyorum şimdi artık. Yani eskiden bütün günahlarımdan affedin beni. Sigara çaldık, getirdik 2-3 tane sigara. Arkada bir boşluk vardı. Onun içerisinde yaktık, o sigaraları içtik. Ondan sonra birbirimizi tıraş ettik. Hiç anlayamadım yani. Yüzümüzde sakal makal falan da yok ha. Anladık. Sigara içtik ya, adam olduk. Artık bir de tıraş olalım dedik falan. Şimdi aslında ondan daha önemlisi söylemek istediğim, gene bu sokağın içerisinde Tekin birinci ailesi, evet. Meral ablalar, Mehmet, Küfi, Hasan tabii küçük, Ertan. Hasan çok küçüktü, onu çok hatırlamam. Küçüktü. Ertan'a kadar hatırlıyorum. Ertan, evet, Ertan. Ertan'la ilgili çok ilginç bir durum var. Aman Allah'ım. Şimdi kameradan zoom yapmasını isteyeceğim. Evet. Çok iyi hatırlarım. Evet. Ertan küçüğüken geldi ve bu duvarı ısırırdı. Tamam? Alçıydı. Duvarlar alçıydı. Ve bu alçıyı ısırırdı. Kemirirdi bir şekilde. Ve hangi mentalite, hangi mantık falan bilmem. Daha sonra Ertan'a duyduğum kadarıyla yumurta kabuğu falan yedirmişler. Ve bu duvarları ısırma huyundan vazgeçti. Ancak diş izleri hala daha burada durur. Burası yeniktir. Ertan'ın ısırdığı yerdir burası. Dişini geçirdi zaman bahçeye. Yani şimdi tabii Ertan'a bir cevap hakkı doğdu. Bilmiyorum bu konuyla ilgili yapacağı bir açıklama var mı? Ancak bu benim dediğim gibi kişisel çok sevdiğim bir anım. Bir zaman hatırlarım, Ertan'ın anda bunu paylaştım. Hatta buranın resmini çekip kendine yolladım. Ertan'a dedim ki hatırladın mı burayı, sen bu duvarı yemeye çalışırdın. Ya hepinizle çok yaramazdınız ya. Çok afacandınız. Çok, çok, yani çok. Bir tane efendi içine kapanık yoktu aranızda. Ya öyle olsaydık mulla olacaktık, anladın? Şimdi hiç olmazsa insan gibi yaşarık. Ve yani bu mahalleden çıkan insanların kalitesi de o yaşadıkları, evet, çocukluğuna ilgilidir diye düşünüyorum. Bir kez daha sana çocukluğunu geri versem, yine bu mahallede mi büyürdün? Yani bir laf var, geçenlerde duydum, çok da hoşuma gitti. Hayat hiçbir zaman bize ne istediğimizi sormaz. Yani ikinci kez acaba soracak mı bana? Eğer gerçekten hayat bana ne istediğimi sorarsa... Buradayım ben. Evet, yine anılar. Evet Oya kardeş. Şu anda arkamızdaki görüntüde Sarıdaş. Sarıdaş'ın yanında bir garaj vardı. Evet. Bu biraz önce bahsettiğim Zehra'nın içine düştüğü garajdı. geride de bizim evin üstte bir balkon vardı, yatak odalarının hemen dışında. Herhalde bir zaman bir yaramazlık yaptım. Gene annem beni yukarıya kapadı, kilitledi de kapıyı. Hep yaparlardı bunu ama. Tamam, kilitledi ya, bizi balkona. Evet, kilitledi beni. Ne yaptım? Çıktım balkondan bu duvarın üzerine ve tam bu köşeden aşağıya atladım. Yani şimdi bana para versen bundan alamam. O halim inan. Atladım.
ve sanki çok büyük bir iş yapmışım gibi ön kapıda girdim içeriye. Bir dayak daha bize anladık. Bu sefer bizi tuvalete kilitledi. Hiçbir yerden kaçamadık. Peki birden dörde dışarı çıkmak yasaktı. Çünkü bütün komşuların... Uyku vakti. Öyle bir durum vardı ama biz gene dışarıdaydık ya. Yani biraz sonra gireceğimiz bir sokakta eşek arısı yuvası vardı. Gidip o eşek arılarını dürterdik. Ondan sonra yakalardık eşek arılarını. Sokallardı bizi. Tamam, yani en büyük keyfimiz eşek arısı yakalayalım ki o tam o zamandaydı, İngiliz veyahut birileri bu eşek arılarının yok olmasıyla ilgili bir çalışma yaptılar. Eşek arılarının kafasına bir kuruş ya da yarım kuruş gibi bir para verirlerdi. Biz avlardık. Yani bazı arkadaşlar da götürüp satardı, değerlendirirdi yani bunları. Ama biz farkında değildik o zaman. Biz sadece öldürürdük. Ne çok değişti anlayışlar değil mi? Eşek arısı kalmadı. Eşek arısı kalmadı. Yani eşek arısı olsa bugün eminim ben burada veyahut ne bileyim ben herhangi bir yerde onlar da o arılarından oynayacak. Yani yapacak başka bir oyunumuz yok. Evet. Bu mahallenin içerisinde lingiri, futbol, eşek arısı avlama, geceleri saklambaç oynardık ya. Ve o zaman yoğurt kaseleri yeni çıktıydı, o plastikler. Plastikleri ters yapıp üstüne bir delik açardık, içine mum kurduk. Ve herkes elinde o mumla dururdu bir yerde. Yani hiç kimse karanlıkta tanınmaz ya. Yanında bir tane mum var. Saklambaç oynayın. Sen tamam, mumun oracıkta. Tanırsa seni gitsin tüpürsün ve ebe olasın sen. Vay tamam be. Ama o şeyi hatırlar mı yani? Bu sokakların içerisinde bir sürü çocuk ellerinde kaseler içinde mumlarla. Yani çayda çıra falan değildi ya gayemiz, tamam. Ama o saklambaç şeyinde öyle bir işaret idi. İşaretti. Elimizde dolanırdık. Ne güzel günler. Evet. Bir sürpriz, bir sürpriz. Burası bizim melek abanı. Kapıyı çalıyorum. Evet. Kim açacak acaba? Bize biri kapıyı açacak. Mutlaka bu evde, bu... Aziz abicim, seni gökte ararken yerde buldum. Merhaba. Aziz abi, tanıştıralım. Oya kardeşimiz. Karşı komşu ben. Evet, karşı taraftan. Aziz abi de tabii bizim abimiz mahalleden. Ki şu anda ben eminim bizim bu mahallede oynadığımız pirililer vardı. En sonunda hepsini yuttuydu bize. Hala da onları tutar diye bir söylemi var. Ben ondan rica ettim, dedim ya o pirililerden bizim mahallenin adamlarına ikişer tane verelim. Tamam, herkes saklasın. Musandıranın üzerinde bir yerdedir dedi, bulacağım dedi. Klasik oldu artık onlar. Değil mi? Tabii. Hala daha tutuyor musunuz? Evet, tabii, bizim tabii oynadığımız pirililer. Aman. Ya. Ben şikayet etmeye gelmiştim. Çok gürültü yaparlar diye. Ama biz çok memnunduk. Nerede o günlerimiz? Yani o günleri ararız yani, değil. O muhabbet, o sevgi. Bir girelim, melek hava uyur yoksa? Yok, oturur torunla yani beraber. Yani uyursa müsait, ben uyandırayım kendini. Uyandırayım. Hayır, uyandırayım, hoşuma gider, anladın? Kızsın bana. Evet, içeriye girelim yavaş yavaş. Şimdi melek havanın odasına giriyoruz. Ve habersiz. Ve habersiz. Gizli gizli. Kim geldi? Merhaba. Kim geldi? Ay açık mı o, ben çıkayım. Ne var? Nasılsın? İyi geldin. Seni artist yapacağım. Ha? Artist yapacağım seni. Hadi. Artist yapacağım. Aman otur bir tarafa. Gözüm görmez, kulağım duymaz artist olacağım. Öyle daha iyi. Hiç görmeyeceksin hiçbir şey. Ha. Duymayacaksın da, sadece filme çekecek seni, sen oynayacaksın. Şeydir ama abi, iyi aile kızını oynayacaksın sen. Tamam. Bir damat var, gelecek o, istesin seni. Ben de babanım filmde. Tamam. Seni vermeyeceğim adama. Sen de diyeceksin baba lütfen beni evlendir. Ben? Ha. Yok be. Yok be. Ne için? Yok. İstemez mi evlenesin ya? Söyleme. Söyleme. Bana hiçbir şey sormasınlar. Bak melek abacığım. Şimdi kulağım duymaz anam. Onun için istemem, bir şey sorsunlar. Bence hiç sormayacaksa seni direkt evlendirecek. Ha? Aziz abi söyledi seni evlendirelim diye. Yürü be. Bir şey diyeyim, orayı sen bipleyeceksin. Ne
Şimdi Melek abacığım, Oya diye tatlı bir kızcık var burada. Bu da bizim mahalledendir. Oya, bir ailenden bahsedebilir misin? Tanır mı? Huriye Hanım vardı. Huriye Hanım şey... Kamil Hoca. Kamil Hoca vardı. Ha. Huriye Hanım, annem Meral. Biz de bu mahalledendik. Onun için bugün böyle bir mahallemin eski günlerini anıyoruz. Dedik Melek Aba olmadan bu program olmaz. Onun için... Melek ablan şimdi anam. Hem ayağım kırık. Kulağım geçmiş görmez. Olsun, geçmiş olsun. Gözlerim görmez. Şimdi seni görmem aslında. Anladım. Ya, onun için... Beni görün ama, değil mi? Vallahi beni görmem. Görün. Vallahi görmem. Söyle, beni görün ya. Görmem. Şimdi bir saniyecik. Beni öptün biraz önce. Kimi öptüğünü düşündün? Seni öptüm. Tamam, görün yani beni, bilin. Bilirim ya, demin söylediniz ya. Şengül'ün oğlu. Doğru. Şimdi Melek Aba, bu programa çıktıktan sonra sen... bu programa çıkıyorsun ya, çekerik seni filme. Meşhur olacaksın. Ne meşhur olduğuna bakacağım, koca bulacağım. Onu bilemem ben, o senin tercihin. Bulun bulman onu bilmem. Ama meşhur oldu. Hastandayım dedi ba. Ha, söyle bakayım. Ölürsem dedi evlenin yahu dedi. Ben de şaka ettim. Tabii evleneceğim, ne kalacağım öyle dedim. Başladı ağlasın. Hadi yahu. Vallahi ağladı. Ba dedim deli bir şeysin. Benim dedim 3 tane kocam var. Ne yapacağım, kocayı da alacağım. Doğru söyle, almam dedim. Rahatladı. 3 tane kocam var dedin kendine. Kimdir onlar? Üstün var. Birşen var. Özeşim rahmetlik. Anladım. Şimdi anladım ne için evlenmeyeceğini. Ya, onun için anam. Neyse. Sana çok teşekkür ederiz. Bizi kabul ettin evine. Ama meşhur olduktan sonra bizi tanı, tamam? Çünkü meşhur olan insanlar artık şey yapar böyle. Hiç tanımaz, seslenecekse, seslenmezsen bize üzülürük. Tamam? Hadi Melek abacığım, kendine çok iyi bak. Öpüyorum seni. Kaçıyorum, biz size izin ver. Yormayalım seni daha fazla. Mahallemin çocukları. Ya. Hiç vallahi bir gün ne bağırdık ne çağırdık, hiç kendileri oynarlardı. Annelerinle de çok samimiydik. Çok güzel. Her gün beraberdik Şengül'le. Her gün beraberdik. Hiç yani şeyimiz olmadı. Kırıklık yok. Böyle tamam. Tabii ya. Bu mahallede hiç kimsenin eski insanlar başkadı. Yoktur şimdi öyle insan. Yoktur. Ya. Bir biz kaldık. Bir sen, bir de ben. Evleneceğim senin inan. Evleneceğim senin inan. Hadi Melek abacığım, bize müsaade, biz gidiyoruz. Tamam, kendine iyi bak, gene gelirik. Sağ olasınız yavrum. Hadi. Hayır duvan beraber olsun. Sağ olasın. Hepsiniz inan. Çok teşekkür ederim. Tarafından Saman Bahçe olarak bilinen ve Şaban Paşa'ya ait vakıf arazisi üzerine tek tipte ve bitişik dizamda inşa edilen evlerden oluşan bir mahalledir Saman Bahçe. Dar gelirli ailelere kiralanmak üzere inşa edildiklerinden Kıbrıs'taki ilk sosyal konutların örneklerindendir. Samanbahçe 1890 yılında Lefkoşalıların sebze ve meyve ihtiyaçlarının bir bölümünün karşılandığı bir bahçe olarak kullanılmaktaydı. 1905 yılında ise büyük baş hayvan pazarı olarak kullanılmaya başlamıştır. Ancak Lefkoşa nüfusunun zamanla artması sonucu buraya sosyal konutların yapılmasına karar verilmiştir. 1918-25 yılları arasında buraya ilk etapta 60 küçük ev yapılmıştır. Samanbahçe'de konutların su ihtiyacını karşılamak üzere mahallenin merkezine düzgün kesilmiş taşlardan altıgen planlı, depolu ve kubbe örtülü bir meydan çeşmesi inşa edilmiştir. Şimdilerde işlevini yitirmiş olan bu çeşme ilk yapıldığı sıralarda Girne kapısı ile saray önü çeşmelerine bağlantılıydı. Çeşmenin kullanıldığı yıllarda mahallenin kadınlarının bir kez, yani yılda bir kez hazneyi yıkayıp temizledikleri anlatılmaktadır.
Polis Sokağı'nın Mahmut Paşa Sokağı'na birleştiği köşede Mahmut Paşa adak yeri mevcut. Şimdiki polis ile mahkeme binalarının bulunduğu alandaki Osmanlı mezarlığının dağıtılmasından sonra geriye kalan bir mezardır. 1930'lu yıllarda adak yeri olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bugün bile dileği olanlar perşembe geceleri buradaki mezara mum yakarlar, yanındaki elektrik direğine de yeşil bez bağlarlar. Dairesi, eski telgraf dairesi, emniyet müdürlüğü 1900'lerin ilk yıllarında İngiliz koloni devrinde inşa edilmiş devlet daireleridir. Yine İngiliz döneminde Lüzinyan Kraliyet Sarayı yıkılarak yerine şimdiki mahkeme binaları yapılmıştır. Binalarının güneydoğu köşesindeki platform ile cephesindeki kraliyet arması kabartması, Kraliçe Elizabeth'in 1953 yılında tahta çıkması nedeniyle inşa edilmiştir. Üzerinde İngiltere'nin arması bulunan bu platformdan İngiliz valisi Kraliçe'nin tahta çıktığını ilan etmiştir. Platformun doğusundaki köşede ise 1816-1821 yılları arasında Kıbrıs muhassılı olan Es-Seyyid Mehmet Emin Efendi tarafından yenilenen bir meydan çeşmesi bulunmaktadır. Tarafından 1550'de dikilen 6 metre yüksekliğinde alt tarafında 6 İtalyan ailesinin armaları bulunan ve tek kurşuni renkte bir granit olan sütunun Salamis'teki bir mabetten getirildiği sanılmaktadır. Osmanlılar döneminde Sarayönü Camisi'nin avlusunda kaldırılan sütun 1915 yılında İngilizler döneminde şimdiki yerine yerleştirilmiştir. Eskiden üzerinde Mark Aslanı bulunan sütuna sonradan bakır küre ilave edilmiştir. Lüzinyan döneminde şimdiki mahkemeler binasının bulunduğu yerde bir saray vardı. Lüzinyan, Venedik ve Osmanlı dönemlerinde Kıbrıs valileri bu sarayda oturduklarından, bu sarayın doğusunda bulunan meydan Sarayönü ve Konak Meydanı olarak anılmaktaydı. 1943 senesinde Atatürk Meydanı adı verilmiş olsa da meydan halk arasında Sarayönü Meydanı olarak anılmaya devam etmiştir. Çocukluğumda Lefkoşa'da yaşayan birini bulmak için Lefkoşa'ya gelen bir yabancıya şöyle denirdi: Sarayönü'ne git, orada sor. Sana mutlaka gösterirler. Hala daha öyle mi bilmiyorum. Eskiden Sarayönü Meydanı'na geldiğinizde bir sarayın önüne gelmiş olduğunuzu hissederdiniz. Eski duygusundan geriye pek bir şey kalmamış olsa da Sarayönü her zaman kalplerimizdeki yerini eski güzelliğiyle korumakta.
Camisi, Lefkoşa'nın en merkezi yerinde bulunmaktadır. Eski bir Latin kilisesiyken camiye çevrilip 1890'lar itibariyle harap bir vaziyette bulunduğundan Ali Paşa tarafından 1902 yılında yeniden yaptırılmıştır. Arap tesiri bulunan caminin çok değerli bir ahşap tavanı vardır. 1962 yılında şadırvan yıktırılırken üzerinde Yunanca yazılar bulunan kapaklı bir lahit ortaya çıkmıştır. Bu tarihi eserin harf stilinden ve gövdesindeki kocaman bir haçtan Bizans dönemine ait olduğu anlaşılmaktadır. Bina kısa bir süre öncesine kadar nikah dairesi olarak kullanılmaktaydı. İplik Pazarı Camisi, Lefkoşa'da surlar içinde İplik Pazarı sokağındadır. Dış görünüşü sade olan bir yapıdır. Cemaat yeri düzgün kesme taştan, diğer bölümler ise kabaca kesilmiş sarı taştandır. Giriş kapısı üzerinde iki yazıt vardır. Rozet ve çeşitli bitki motifleriyle süslenmiş olan mihrabın güzel bir ahşap işçiliği vardır. Kıbrıs'ta örme taş külahlı sayılı minarelerinden biri olması nedeniyle dikkat çekicidir. Büyük hamamın önündeyiz. Surlar içi çocuklarının belki de tümünün geçmiş çocukluk hayatlarında çok önemli bir yere sahiptir büyük hamam. Hepimiz bu hamamda o zamanki tellakların elinde ağlaya ağlaya yıkandığımızı ben çok net hatırlıyorum. Lefkoşa surlar içi İrfan Bey sokağında bulunan kesme taştan yapılmış bir klasik Osmanlı dönemi yapısıdır büyük hamam. Lalla Mustafa Paşa Vakfı'na gelir sağlamak amacıyla yapılmış olup mazbuta vakıf kapsamına girmektedir. Lüzinyan dönemine ait St. George de Polines Kilisesi'nin kalıntılarından yararlanılarak yapıldığı kabul edilmektedir. Paşa Sokağı'nda bulunan Turunçlu Fethiye Camisi 1825 yılında Kıbrıs Valisi Seyyid Mehmet Ağa tarafından yaptırılmıştır. Enlemesine dikdörtgen planlı harim bölümü, kuzey-güney yönünde ahşap tavanı taşıyan dört kemer, sırası ile beş sahne ayrılmıştır. Yapının mihrabı ve minberi barok özellikler göstermektedir. Caminin kuzeydoğu köşesindeki minare tek şerefelidir. Belipaşa Sokağı'nda bulunan Korkut Hamamı, Belipaşa ailesine aittir. Korkut Hamamı adıyla bilindiği gibi yakın geçmişimizde Korkut Efendi Hamamı ile Çukur Hamam adlarıyla da bilinmekteydi. 1895 yılı itibariyle suyunu yanındaki Turunçlu Cami'den almaktaydı. Ilıklık ve sıcaklık bölümleri orijinal özelliklerini yitirmiş olmakla birlikte soyunmalık bölümü iyi korunmuş durumda olup günümüze kadar gelmiştir. Kıbrıs'ın kuzeyinde orijinal fonksiyonunu sürdüren iki hamamdan biridir. Kıbrıs'ın Osmanlı döneminin en önemli yapılarından biri olan Mevlevi Tekkesi'ndeyiz. Tekke Girne Kapısı'nın hemen ilerisinde yer almaktadır. Tekkenin Emine Sultan adlı bir saraylının verdiği arazi üzerine 17. yüzyıl başlarında kurulduğu ve türbe binalarının kuzeydoğu dış duvarının yanındaki yazıtsız mezarın Emine Sultan'a ait olduğu söylenmektedir. Tekke yapıldığı ilk dönemde semahane, türbe, derviş odaları, mutfak, misafir odaları gibi bölümleri içermekteydi.
1873 yılı itibariyle Tekke'de Mesnevi Han, Şeyh ve Dervişlerden oluşan 36 kişi görev yapmaktaydı. 1954 yılından sonra işlevini yitiren Tekke şu an müze olarak kullanılmakta. Mevlevi giysileri, müzik aletleri ve etnografik malzemeler sergilenmektedir. Lefkoşa'da 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başında Ahmet olarak bilinen adak yerlerinin çokluğu hayret vericidir. Mevlevi Tekkesi'ndeki Ahmet Paşa'nın mezarının dışında Karpazburnu'ndaki Apostolos Andreas Manastırı'ndaki mezar, Lefkoşa Girne Kapısı mezarlığındaki bir mezar, Lefkoşa Emir Hamamı'ndaki mezar ve Tahtagale Mahallesi'nde bulunan bir adak yeri de Ahmet Paşa olarak bilinmekteydi. Mevlevi Tekkesi'ndeki Ahmet Paşa'ya dilek dileyip adakta bulunacak olanlar Perşembe'yi Cuma gününe bağlayan gece veya Cuma günleri mezarını ziyaret ederler, türbenin batısındaki pencerenin parmaklığına çaput bağlarlar, mum yakarlar ve dileklerinin gerçekleşmesi için ondan yardım dilenirlerdi. Sürekli ölü doğum yapan kadınlar son doğan çocuklarının yaşaması için onları Ahmet Paşa'ya adarlar, onlara Ahmet adını verirler ve çocukları doğar doğmaz bir kadın aracılığıyla onları tekkeye bırakırlardı. Daha sonra tekkeye giden başka bir kadın oraya bırakılan çocuğu alır ve tekkeye geliş yolunun dışında başka bir yoldan evine götürerek para karşılığı onu annesine satardı. Böyle yapılması halinde bu çocuğun yaşayacağına inanılırdı. Yakın geçmişimizde tekkede yağmur duası yapıldığı da hatırlanmaktadır. Meydanındaki köşede yer alan tek mekanlı Kurt Baba Türbesi'nin içinde şehit Osmanlı askerlerine ait olduğuna inanılan yan yana üç mezar bulunmaktadır. Türbe Üçler ve Kutup Baba olarak da anılmaktadır ve adak yeri olarak kullanılmaktadır. Bugün Girne Caddesi'nde geçmişin kapılarını teker teker çaldık. Açan olmadı. Sadece yüreklerimizin kapıları açıldı. Bir başka programda bir başka Lefkoşa'da buluşmak üzere. Hoşça kalın.